Saygıdeğer bilim insanları, kıymetli hocalarım, bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, Türkiye'nin COVID-19'a odaklanan ilk sanal konferansına hoş geldiniz. Ben de öncelikle dün hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hocamız başta olmak üzere bu salgında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Bu virüsle savaşan tüm hastalarımızın bir an önce sıhhatlerine kavuşmaları için acil şifalar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi daha önce hiç yaşamadığımız tarihi bir dönemi yaşıyoruz. COVID-19 salgını sebebiyle dünyanın her yerinde insanlar sokaklardan çekildi. Hayatımızı sosyal mesafe, izolasyon, karantina gibi neredeyse hiç kullanmadığımız kavramlarla yönlendirmeye başladık. Zorunlu hallerin bazı süreçleri hızlandırdığını gördük. Bunun başında da dijitalleşme geliyor. Her alanda dijitalleşmenin nimetlerinden yararlandığımız, zorunlu da olsa birçok alanın dijitalleştiği bir süreçten geçiyoruz. İşte bugün bu toplantıyı da dijital ortamda, sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu konferans COVID-19'a odaklı İlk sanal etkinlik olmasının yanında aslında pek çok yeniliğe aynı anda ev sahipliği yapıyor. Bugün herkes COVID-19'la mücadele için TÜBİTAK koordinasyonunda bir araya getirdiğimiz çok değerli bilim insanlarımızın çalışmalarını ilk ağızdan duymuş olacak. Yapılacak her bir sunum gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konuyu takip eden araştırmacılara ışık tutacak. Bununla birlikte bu zorlu dönemi evlerinde geçiren üniversite öğrencilerimizin buradaki bilimsel tartışmalardan ilham almasını istiyoruz. Ben ilgili vatandaşlarımızın da bu yayını takip etmelerini oldukça önemsiyorum. Bu konferansın COVID-19 küresel salgınına karşı Türkiye'nin insanlığa sunacağı katkılar açısından yararlı olmasını diliyorum. Kıymetli izleyiciler, küresel bir tehditle mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerinde çok doğal bir refleks olarak insanlar endişeli ve huzursuz. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı artık önemini yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya neredeyse her yerde tek bir soruya cevap aranıyor. Tüm cevaplar insan sağlığını korumaya, hatta bu işi kökten çözmeye odaklanmış durumda. Dünya sosyal ve fiziki izolasyon politikalarıyla zaman kazanmaya çalışıyor. Hastalık eğrisini ne kadar yatık hale getirebilirsek bilimsel çözümlerin devreye girme şansı o derece artıyor. Tabii işin ciddi bir ekonomik boyutu da var. Virüs dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı. Bakınız, küresel ekonomik boyutu henüz hiçbir kuruluş tam anlamıyla öngöremiyor. Tedarik zincirleri neredeyse kopmuş durumda. Bugünleri geride bıraktığımızda yeni bir dünyaya adım atmış olacağız. Tüketim kalıpları, üretim öncelikleri baştan şekillenecek. Devletler ekonomiyi yönlendirmede daha önce aktörler haline gelecek. Tüm insanlığın beklentisi bu salgının sona ermesi ve bilimsel çözümlerin ortaya çıkması. Maalesef uluslararası kuruluşlar şu ana kadar salgın konusunda işlevsiz kaldı. Küresel çalışmalara öncülük ve koordine etmede elini taşın altına koyamadılar. Hatta ve hatta temel sağlık ihtiyaçları açısından durumu görece kötü ülkelerin üyesi oldukları birlikler tarafından yalnız bırakıldıklarını görüyoruz. Evet, birkaç ay öncesinden çok çok farklı bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Ülkeler arasında sınırlar kapanmış, küresel hareketlilik durma noktasına gelmiş olsa da bilimsel bilginin değiş tokuşuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Yetkin bilim insanlarımız da koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına katkı vermek için kollarını sıvadı.
Kıymetli izleyiciler, son dönemde başta sağlık olmak üzere birçok alanda fiziki altyapısını güçlendirmiş bir ülke olmanın avantajını salgın tehdidiyle mücadelede yaşayarak görüyoruz. Şu anda sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle salgınla mücadele ediyorlar. Devletimiz hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için imkanlarını seferber etti. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Etkin tedbirler almanın yanında öncü adımlarda atıyoruz. Politika reflekslerimizi çok güçlü ve dinamik bir şekilde tasarladık. Yani karşılaştığımız her yeni duruma karşı sonuç alabileceğimiz güçlü seçeneklerimiz var. Doğru zamanda doğru kararları almak adına büyük bir özen gösteriyoruz. Aşamalı ve esnek bir şekilde adımlarımızı devreye alıyoruz. Salgının gelişimine bağlı olarak uygulayacağımız politikaların da etki alanını genişleteceğiz. Elbette bu sürecin en başından beri olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, her hanenin gelir seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların fazlasıyla karşılanması ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetlerine erişebilmesi bizim asla taviz vermeyeceğimiz temel alanlar. Bununla beraber üretimde sürekliliği temin etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tüm işletmelerimizin yanında olmaya azami gayret gösteriyoruz. İşverenlerin yüklerini azaltacak karşı karşıya kaldıkları belirsizlikle mücadelelerini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak salgın küresel boyuta ulaşmadan önce çalışmalarımızı başlattık. Şu an bu salgının global etkilerini yakından takip ediyor, gelecek projeksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Ben buradan tekrar altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Biz bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantımızı virüs daha Çin sınırları içindeyken, yani bundan tam 2 ay önce yaptık. İlerleyen süreçte sonuç odaklı bir yaklaşım izleyip birlikte çalışma ruhunu diri tutarak farklı tecrübeleri bir araya getirdik. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. 2009'da başlattığımız TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları çağrısı kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. COVID-19 ile mücadele sürecinde bu birikimlerin bir araya toplanması daha da önemli hale geldi. Sürecin en hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu kurduk. Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. COVID-19 platformu altında 7 farklı aşı projesiyle hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Birazdan dinleyeceğimiz akademisyenlerimiz COVID-19'da mücadeleye yönelik projelerini dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu ARGE birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklanmış durumda. Platform bünyesinde virüsle mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak. Sonraki aşamada tüm sonuçlar ivedilikle
klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Daha önce de bir konuşmamda ifade ettim. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürece sonuca ulaşalım. Tabii burada bir hususun altını daha çizmek istiyorum. Biz burada yeni araştırma altyapıları kurmuyoruz. Var olan altyapılarımızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak istiyoruz. Oldukça esnek bir mekanizma tasarladık. Sürece bundan sonra da katkıda bulunabilecek hangi araştırmacımız varsa kolaylıkla bu mekanizmaya dahil olabilecek. Şunu yürekten ifade etmek istiyorum. Bu ekipte çalışan tüm araştırmacılarımıza sonsuza kadar güveniyoruz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Önünüzde hiçbir engel, hiçbir bariyer yok. Tüm iletişim kanallarımız sonuna kadar açık ve şeffaf. Üzerinizdeki sorumluluk hem çok ağır hem de bir o kadar değerli. Hepimiz sizlerden gelecek güzel haberleri, müjdeleri bekliyor olacağız. Bu tehdide karşı birlikte başarmakta kararlıyız. Her birinize çalışmalarınız için teşekkür ediyor. Ben sözü tekrar sizlere bırakıyorum.